içerisinde hiçbir milletin annesi babası bizim annemiz babamız kadar hayatını ve ömrünü evlatlara vermemiştir arkadaşlar. İnanın bunun bir örneği yok. Abartmıyorum, espri yapmıyorum. Hiçbir milletin annesi babası bizim annemiz babamız kadar fedakar değil, evlatları için ömrünü vermiş değil. Bakın ne arz etmek istiyorum. İçini karartan bir anımla başlayacağım. Çok etkilendim. Önce şu kafalarımızda, şu anne babalarımızın ne kadar erişilmez insanlar olduklarını, niçin bunlara başarı müjdesi vermemiz gerektiğini anlamamız kabiliğinden önemli bir hatıram. Arkadaşlar, benim kendini arayan adamla bir kitabım var. Türkiye'de ilk kez 1. baskıya geçti. En fazla basılan kitap. Bugüne kadar 34 bine çevrildi. Hollanda'da yılın kitabı ödülünü almıştı. Biz oraya davet ettiler, Hollanda'ya gittik. Orada Karla Kadın'da çok ünlü bir eğitimci yaşıyor. Onun orada olduğunu öğrenince çok heyecanlandım. Acaba dedim, bu insanla beni tanıştırabilir misiniz dedim. Çünkü çok meşhur bir adam. Benim aramda arkadaşlar gençlik depresyonları, gençlik problemleri. O da gençlik problemlerini çalışıyor. Şu arkadaşlarımız dışarı çıkabilir mi? Şunları, onları dışarı çıkaralım. Bir zahmet, şu kapıyı örtebilir miyiz? Bir zahmet efendim. Değerli arkadaşlarımız, acaba dedim, beni elinde kabul eder mi dedim. Bir isteğim var arkadaşlar, üst düzey bir Avrupalı'nın ev içinde neler olup bittiğini merak ediyorum, kendi annemle babamla kıyaslayabilmek için merak ediyorum. Hocam dediler, ya sen Avrupa'yı bilmiyor musun? Öyle Avrupalılarda misafirlik gibi anlayış yok. Öyle insanlar gidemezler birbirlerinin evine. Böyle bir alışkanlık yok dediler. Ya ne olur dedim, şöyle benim hatırım için bir kabul eder misin bu 15 dakika? Söylemişler, tamam demiş, madem çok istiyormuş, gelsin 15 dakika demiş. Baktım arkadaşlar, meyve sepeti hazırlamaya başladılar. Termosuna çay dolmaya başladılar. Ne yapıyorsunuz dedim. Hocam işte Hollanda'nın evine gidiyoruz dediler. Bunlar ne arkadaşlar? Hocam dediler, Avrupalılar misafirlerin ikramda bulunmazlar. İkramları beraber götürüyoruz dediler. Ya arkadaşlar ayıp etmiş olmayalım. Şimdi Adana'ya geldik efendim. Herhangi birinizin akşam kapısını çalsak. Atsanız ki Halide Ertuğrul'un elinde çay termosu. Selamünaleyküm çay içmeye geldim. Ya arkadaşlar adamın kapıdan bulamadılar. Böyle bir hakaret olur bizim kültürümüzde hiç. Siz evinize gelen misafirlerin elinde yemek tabağı çay termosu gördünüz mü? Ne kadar anormal olur bizim kültürümüzde. Adamın evine gittik. Adam bizi evine aldı. Gayet doğal, hiç bir şey olmamış gibi. Arkadaşlar meyve servisi yaptılar, çay servisi yaptılar. Adam gelişti bizimle beraber. Meğer arkadaşlar, adam beni niye görmek istemiş efendim biliyor musunuz siz? Beni Gazi Üniversitesi'nde gençlik sorunlarıyla ilgilendiğini öğrenmiş. Dedi ki, bir derdim var dedi, bir problemim var. Siz Müslüman bir ülkesiniz. Acaba bu problemi nasıl çözüyorsun? Onu çok merak ettim dedi. Nedir dedi? Kızım dedi, bu sene üniversite yeni başladı dedi. Onun okul giderlerini ben karşıladım dedi. Arada 4 ay geçti. Kızım o parayı bana tekrar vermedi. Ben onu mahkemeye verdim. Şimdi onunla aramız açık bizim. Siz bu aile sorununuzu ülkenizde nasıl çözersiniz dedi. Arkadaşlar ben bunu dinleyince aklıma benim gariban analarım babalarım geldi. Bizim anamız babamız ne yapar biliyor musunuz efendim siz? Akşam olur eve gidersiniz. Anneciğim başım ağrıyor, dişim ağrıyor dersiniz. Anne sabaha kadar uykuyu kaybeder. 10 kez girer odanıza, yorganınız kalır ateşinize bakar. O gün anne feneri şaşırırsınız siz. Meğer arkadaşlar bizi kimler büyütüyormuş? Meğer bize kimler emekleri veriyormuş? Meğer bizim için kimler gözyaşı döküyormuş? Ya bu hiçbir sebep olmasa da şu iki fedakar insana başarı müjdesi verebilmemiz için geceyi gündüze katıp ya bu şunlara başarı müjdesi verme hakkımız yok mu arkadaşlar Allah aşkına? Bunu niye içim kanayarak anlatıyorum? Arkadaşlar 2 sene önce Viyana'ya gitmiştim. Bizi misafir eden Türk ailesinin Avusturyalı bir komşusu var eşime anlatmış beni eşimden dinledim. Kızı 18 yaşına gelmiş. Kızım demiş artık sen bugün 18 yaşına geldin. Benim bugün annelik görevim bitti. Artık seninle ben aileyi paylaşamam. Kazandığımı sana yediremem. Git kendine bir gelecek bul demiş. Kızcağız çıkıyor. Viyana sokaklarında 8 ay kendisine bir hayat arıyor. Bir gelecek arıyor arkadaşlar bulamıyor.
Hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Çok çok özür diliyorum. 8 ayın sonunda kızcağız her şeyini kaybetmiş vaziyette annesine dönmek zorunda kalıyor. Anne diyor ki kızım, madem kendine bir gelecek bulamadın, döndün tekrar geldin eve. Zaten bu evin 2 tane odası vardı. Odasının birinde ben kalıyordum. Öbür odayı sana vereceğim. Ancak bu odanın kirasını alacağım ondan sonra senden diyor. Mutfakta yediğin her yemek için lokanta parası alacağım. İster bu evde kal, isterse git kendine bir hayat buldur. Ya arkadaşlar, ya bizim analarımız ne yapar? Akşam olur bizim analarımız sofra hazırlar. Bakar ki okutmaya gönderdi yavrusunun, asline gönderdi yavrusunun, gelin ettiği kızının çok sevdiği yemekler var o sofrada. Oturup ağlamaya başlar. Ah şimdi benim kuzularım, benim yavrularım burada olsaydı bu yemekleri ne kadar severdi diye. O bir lokma ekmek boğazına düğümlenir onun. Mümkün olsa sofrayı sırtına sarar, uçar gider kanatlanır, kaşık kaşık gelir ondan sonra rahatlar. Ya arkadaşlar, Allah bize böyle analar babalar verdi. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde 14 yaşındaki bir kızımızın vefat ediş sahnesine şahit oldum. Kızcağız böbrek yetmezliğine gidiyordu. Anne doktorun ayaklarına kapanmış yalvarıyordu arkadaşlar. Doktor kulun kölen olayım. Doktor ellerini ayaklarını öpeyim. Şu kızımı kurtar, canımı iste, canımı vereyim diye çırpınan bir anne gördüm. Ya o hanginizin annesine babasına soruları sorsunlar, evladın için ne yaparsın desinler. Arkadaşlar bırakın bir can, olsaydı bu ana babalar bizim için milyonlara canlar feda ederlerdi. Şimdi Allah aşkına söyler misiniz? Bize canını veren, bize ömrünü veren, bize hayatını veren, şu analara babalara nasıl teşekkür etmeyi düşünüyorsun arkadaşlar? Eğer bizde bir evlat vefası varsa, eğer bizde bir kişilik varsa, eğer bizde bir onur varsa, bize canını veren şu insanları mutlu edebilmek için ve arkadaşlar geceyi gündüze katarız ve arkadaşlar adam olmak bunu gerektiriyor çünkü. İşte bizim bunun için başarıya ihtiyacımız var. İşte bundan dolayı başarmaktan şansımız yok. Efendim çekim yapmayın lütfen. Lütfen çekim yapmayın. Değerli arkadaşlar, ikinci başarı sebebimiz bundan çok daha önemli. Çok daha önemli. Ömür boyu ayaklar altında ezilmemek için başarıya ihtiyacımız var. Arkadaşlar, hiçbiriniz bu konuyu benim kadar bilemezsiniz. Bir nedeni var. Arkadaşlar, babam yoktu benim. Babamız bizi 50 günlük bebekken bırakmış gitmiş. Rahmetli annem 18 yaşında dul kalmış bir hanımdı. Çok fakirdik arkadaşlar. Bir odalı toprak evimiz vardı. Yağmur yağınca bütün yağmur suları evin içine dolardı. Arkadaşlar, annem böbrek hastasıydı. Sabahlara kadar inlerdi arkadaşlar. İlaç alacak paramız olmazdı. İnanın benim bir çocukluk hasretim vardı. Bir çocukluk özlemim vardı arkadaşlar. Akşam eve gelince bir ekmeğimizin olmasını isterdim. Çünkü ekmek alacak paramız da olmazdı. İnanın başımı yastığa koyduğum zaman Allah'ım derdim. Eğer bir gün beni büyütürsen, eğer bir gün bana çok paralar verirsen, gideceğim fırınlardaki bütün ekmekleri alacağım, getireceğim annemin önüne yıracağım, önce annemin karnını doyuracağım diye çocukluk hayalleri kurardım arkadaşlar. O zaman ilkokul 3. sınıfa gidiyordum. Gece saat 2'de kalkar fırına giderdim. Sabaha kadar fırıncının hamuruna yardım ederdim. Bana 20 tane simit verirdi arkadaşlar. O simitleri götürüp satardım. Onun kârıyla rahmetli anneme bir ağrı kesici alırdım. Bir de ekmek alırdım. Dünyalar benim olurdu arkadaşlar. Anneme ağrı kesici aldığım zaman annem o gün rahatla uykuyordu. Okullar açıldı. Defter kitap parası bulamadım arkadaşlar. Gittim fırıncıya yalvardım. Amca ne olur dedim. Bana bugün 50 tane simit ver dedim. Evladım ne yapacaksın 50 tane simit dedi. Kafamda hesabı yaptım arkadaşlar. Fırıncı bana 50 tane simit verirse, o simitleri götürüp satabilirsem, onun kârı defter kitap parası yapıyor. Evladım bir şartla verdim dedi. Önce seni 10 gün çalıştırırım, ondan sonra verdim dedi. Amca ne olur dedi. Okullar açıldı, beni kabul etmiyorlar. Şimdi sen bana ver de 50 tanesin, ben sonra sana 20 gün çalıştırırım dedi. Allah razı olsun arkadaşlar. Bana 50 tane simit verdi. Bizim memlekette 4 yol kavşağı bir yer var.
Simitleri getirdim, koydum ki öyle sabah işçiler geçer oradan. Simitlerimi alsınlar, defter kitap parası temin edeyim diye. Arkadaşlar bir yağmur başladı Allah'ım o gün. Öğlene kadar bir saniye durmadı. Simitlerim de ıslandı. Ben de ıslandım. Oturdum ağlamaya başladım. Allah'ım dedim yetiş artık imdadıma benim. Ben bugün bu simitleri satamazsam defter kitap parası alamayacağım, okula devam edemeyeceğim. Arkadaşlar okumayı o kadar istiyorum ki her gece rüyama okul giriyor, defter giriyor, kitap giriyor. Meğer bir insan neyin hasretini çekiyorsa, içinde hangi ateş yanıyorsa onun rüyasını görüyormuş meğer. Baktım boynu kravatlı bir bey tutmuş çocuğun elinden benim simit satacağım yerden geçecek. Çocuk simitleri görünce simit diye atılmaya başladı. Simitler ıslanmış. Baba simit aldırmak istemiyor ıslanmış simidi. Çocuk babayı dinlemedi. Elini attı simit tablasına. Simitlerin yarıdan fazlasını aşağıya çamurlara düşürdü arkadaşlar. Adam halime baktı. Ayakkabım yoktu arkadaşlar benim. Bir komşumuz bana eski bir ayakkabı vermişti. O da çok büyük bir ayakkabı. Ayağımda çıkmasın diye ayağımı iple bağladı. Çorabım da olmadığı için ayakkabı ayağımı kanatıyor. Adam haline baktı. Evladım baban yok mu senin dedi. Hayır amca babam yok dedi. Peki çocuğum sen bu simitleri kim için satıyorsun dedi. Amca ben defter kitap parası alacağım dedi. Öyle mi evladım dedi. Söyle bakalım bana dedi senin bu simitlerin kaçta para yapıyor dedi. Amca şu kadar para yapıyor dedi. Elini cebine attı arkadaşlar. Bir tomar para çıkardı. Parayı saymadan avucuma sıkıştırdı. Al evladım dedi. Senin bütün simitlerini alıyorum dedi. Al arkadaşlar dünyaları bana verdi. İnanın o şehri bana bağışladı zannettim. Meğer mutluluk ve huzur neymiş biliyor musunuz siz? Mutluluk ve huzur başarılı olup ailemize, kendimize, çaresizlere, mağdurlara yardım etmekmiş. Onların elinde tutmakmış. Onlara destek olmakmış. Biz başarılı olmak zorundayız arkadaşlar. Ailemize, kendimize, çaresizlere çare olalım. Yoksa ömür boyu ayaklar altında ezilmeye devam ederiz. Ben size Türk filmi anlatmıyorum arkadaşlar. Hayatın gerçeğini anlatıyorum. Başarısız bir insanın başına gelenleri anlatıyorum. Biz gariban adamız. Çocuklarıyız. Bizim arkamızda holdingler yok arkadaşlar. Bizim başarmaktan başka çaremiz yok çünkü. Değerli arkadaşlar, bir cümle söyleyeceğim. Allah rızası için ezberleyin ne olur. Bir cümle söyleyeceğim. Lütfen ezberleyin. Başarılı olursanız hayatı ve insanları siz seçersiniz. Başarısız olursanız sizi hayat ve insanlar seçer. Döküntü insanlar haline gelirsiniz. Biz bugün bir karar vermek zorundayız. Ya başarılı olup ömür boyu çare olalım veya başarısız olup ömür boyu çare arayalım. Bunun ortası yok arkadaşlar. Benim yüz binlerce öğrencim oldu o güne kadar. Ben bunun ortasını görmedim. Sevgili arkadaşlar. Merak ettiniz mi efendim? O simitlerimi alan, benim bugün buraya gelmeme yardım eden o kahraman insan kimdi efendim biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Merak ettiniz mi efendim? Merak ettiniz. O zaman merak ettiyseniz, akşamleyin saat 7.30'da Seyhan Kültür Merkezi'nde anne baba konferansı yapılacak. İnşallah onu orada anlatacağım arkadaşlar. Olmadı mı efendim? Olmadı mı? Olmadı. Peki, o zaman konferansın sonunda arz edeyim sizler ama hemen içinde bir ukdeyi paylaşayım. Bütün samimiyetimle diyorum. 30 dakika olmuş. Elime mikrofon alan arkadaşlar. 30 dakikadan beri beni dinliyorsunuz. O kadar harika dinliyorsunuz ki inanın nefes almadan takip ettiniz. Çok onur oldum arkadaşlar. Ben sizleri izlerken anne babalarınızı hayal ettim. Size bu ahlakı, karakteri, görgüyü kazandıran o anne babalarınızı hayal ettim arkadaşlar. Lütfen benim hatırım için
sizlere şu dinleme nezaketini kazandıran şu annenizi, babanızı, öğretmenlerinizi benim için bir alkışlayın Allah aşkına. Çok değerli arkadaşlar, konferansımın çok özel bir bölümüne geldim. Müdür Bey'den bilgi aldığım zaman çok az kalmışsın arkadaşlar. Hızla birkaç konuyu bir araya getireceğim. Gönlüm sizinle doyasıya bir konferans yapmakta ama bağışlayın, suç bizdeymiş. Geç kalmışız, biz de beklemişsiniz. Çok özür diliyorum sizin arkadaşlar. Ama bu tadımlık oldu inşallah, nasip olur. Sizi Ankara'ya, Gazi Üniversitesi'ne beklerim, PDR'ye beklerim inşallah. Ben de bu hanımefendiniz için, beyefendiniz için söz veriyorum inşallah. Bu konferansta bulunan herhangi bir arkadaşımız, eğer Gazi Üniversitesi'ne gelirse söz, size 10'ar puan torpil geçeceğim arkadaşlar. Söz. Değerli arkadaşlar, konferansımın en özel bölümü, bundan 4 sene önce ÖSS sınavında, üniversiteye giriş sınavında ilk 50'ye girenlerle gittik, birebir görüşmeler yaptık. 3 bilim adamıydık, onlardan birisi bendim. Sorduk üniversite sınavında ilk 50'ye girenler, nasıl başardınız dedik. Arkadaşlar bize o kadar harika bir başarı öyküsü anlattılar ki çok etkilendim, çok etkilendim. 30 maddelik bir yol haritası belirlemiştim. Ama zamanımız çok dar. Onların içerisinde 3-4 önemli başarı maddesinden bahsetmek istiyorum. O ilk 50'ye girenlere nasıl girdiklerini dinlemek ister misiniz efendim? İster misiniz? İstersiniz. Ben çok özür diliyorum ama çok muhatabımı tanıyamadım. Arkadaşlarımız lise denge okullarda galiba, değil mi efendim? Lise. Sınıf olarak 12 var mı içiniz efendim? 12. 11... 10 diye de 9 mu efendim? Hazırlık. Sosyal bilimler. Ha, harikasın. Tamam, hazırlıktasınız. Tamam. Çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Birkaç dakika uzatabiliriz. Biz okullar değil mi? Sadece. Çocuklardan memnun olmalı. Vaziyete bakalım arkadaşlar. Eğer sizi sıkmazsam eğer şayet. Çünkü çok çok özel konular not edeceğim sizlere arkadaşlar. Ondan dolayı önemli. Korkmayın, ders anlatmaya gelmedim, rahat olun önce arkadaşlar. Biraz dertleşmeye geldim görüyorsunuz. Değerli arkadaşlar, üniversite sınavında ilk 50'ye girenlerin nasıl başardıklarıyla ilgili birinci maddeleri bir. Hocam dediler biz, sınıflarımıza ders görmek için adım atar atmaz kendimize söz veriyorduk. Bu dersin sonuna kadar öğretmenimizden başka kimseyi duymayacağımıza, dinlemeyeceğimize, yalnızca öğretmenimizin anlattığına odaklanacağımıza söz vererek sınıflara giriyorduk. Dersin sonuna kadar asla öğretmenimizden başka kimseyi duymuyorduk ve dinlemiyorduk. 2. Öğretmenlerimizi dinlerken çözüm örneklerine, özellikle çözüm örneklerine çok dikkat ediyorduk. Önemli konuları ders esnasında tespit ediyorduk. 3. Onları akşamleyin evimizde mutlaka tekrar edip günü gününe konu eksikliğimizi gideriyorduk. Konu eksikliğimizi gidermeden asla o gün yapmıyorduk. Bakar mısınız? Öğretmenimizi dinlemek. Dinlerken önemli konuları ders esnasında tespit etmek, onları akşam tekrar edip günü gününe konu eksikliğimizi gidermek. Not, not. Altını çizin lütfen, not. Ders dinlediğiniz zaman anladığınızı zannedersiniz. Sakın ha, sakın ha böyle bir hataya düşmeyin. Bir insan anladığını ne zaman anlar biliyor musunuz? Ders dinledikten en az 4-5 saat sonra tekrar edince fark eder. Ders esnasında dersi dinlediğinizde anladığınızı zannederek o işi orada bırakmayın. 4-5 saat sonra tekrar ettiğinizde ne kadar anladığınız anlamadığınız fark edersiniz. 2. Hocam dediler biz başarmaya inandık.
Başarmak inanmakla başlar. Lütfen beni bağışlayın. Geri zekalı zannedilenle süper zekalı zannedilen arasında bir kelimelik fark var arkadaşlar. Süper zekalı zannedilenler başarmaya inanmış olanlardır. Geri zekalı zannedilenler başaramayacağına inanmış olanlardır. Şunu arz etmek istiyorum arkadaşlar. İmam-ı Gazali'ye bir öğrencisi geliyor. Hocam diyor bana başarıyı anlat. Ben başarmak istiyorum diyor. Tutuyor kafasını, öğrencinin su dolu kovanın içine sokuyor. Sakın ben kafanı çıkarmanın çıkarma diyor. Çocuk havalamıyor, kafasını çıkarıyor. Çocuğum niye çıkardın diyor. Hocam boğulacaktım diyor. Çocuğum sen bana başarıyı sormadın mı diyor. Evet diyor. Çocuğum diyor başarıya hava kadar hasret kalmadan, başarının hava kadar özlemini çekmeden, rüyalarına girmeden, hayallerini süslemeden başaramazsın. Başarmak bir aşktır, sevdadır, hasrettir, rüyalara girmektir. Başarmak inanmaktır. Başaranlar, başarmaya inanmış olanlardır. Dört. Bu çok daha enfes arkadaşlar. Hocam dediler biz, çalışmalarımızı yürütürken kimseyle yarışmadık, kendimizle yarıştık. Başkasıyla yarışmak bir başarı değil arkadaşlar. Gerçek başarı kişinin kendisiyle yarışmasıdır. Başkasını geçen geçilir. Ama kendisini geçen asla geçilmez. Arkadaşlar biliyor musunuz? Basına bir isim yansıdı efendim. Beraber hatırlayalım. Carl Lewis, Amerikalı uçan adam diyorlar. 100 metrede defalarca dünya rekoru kırdı. Sonra Müslüman oldu, bir kitap yazıp bir cümleyle bitiriyor. Çok etkilendim o cümleden. Diyor ki ben yıllarca diyor 100 metre koştum. Pistlere çıktığım zaman hiç rakiplerime bakmadım. Onlar benim rakibim değil. Benim rakibim benim. Ben onlarla yarışmıyorum, ben kendimle yarışıyorum. Arkadaşlar bir cümle söyleyeceğim. Lütfen ezberler misiniz? Çok özel. Başkasını geçen birinci olur. Ama kendisini geçen şampiyon olur. Başkasını geçen birinci olur. Ama kendisini geçen şampiyon olur. Lütfen kendi şampiyonunuz olun. En özel bir konu. Hocam dediler biz ders yılı başında başarıya inanmış arkadaşlar seçtik. Başarıdan başka bir şey düşünmeyen, başarısız arkadaşlardan da birer birer kurtulduk. Bir sebebi vardı arkadaşlar. Bunu ezberleyin lütfen. Bir sebebi vardı. Arkadaşlar, yapılan bilimsel çalışmalarda başarılı bir grupla beraber olan daha başlamadan %70'lik başarıyı satın almış demektir. Başarısız bir grupla beraber olan hiç çalışmasına gerek yok. Daha başlamadan zaten başarısı kucağında bulmuş demektir. Nereden biliyorum? Bakın size bir örnek anlatacağım. Ömür boyu unutamayacaksın. Nereden bildiğimi. Efendim ben Kırşehir Öğretmen Okulu mezunuyum arkadaşlar. Sevgili öğretmenlerimiz iyi bilirler. Öğretmen okullar o dönemde fen lisesi ayarında süper okullardı. Hasan adında bir arkadaşımız vardı. Allah'ın süper beyin Hasan. Hasan'ın en büyük zevki neydi efendim biliyor musunuz? Matematik hocasının açığını bulmaktı. En büyük zevki buydu arkadaşlar. Zavallı hocamız ne çekerdi Hasan'ın elinden? Adamcağız daha formülü tahtaya yazmadan Hasan pat diye sonucu söyler. Böyle bir süper beyin. Ama darıldan bir arkadaş grubu var. Nerede sabah orada akşam. Millet yatar, Hasan kalkar, Hasan yatar, millet kalkar. Dünyaya tersinden bakan bir çocuk arkadaşlar. Hasan yüzünü yıkamayı istemez arkadaşlar. Hasan'a dayanılmaz bir koku gelirdi. Ya kardeşim niye gidip banyo yapıyorsun derdik. Bana dokunmayın, o benim doğal halim derdi. Böyle hilkat garibesi bir çocuk. Bir gün fizik dersindeyiz. Fizikte arkadaşlar aynalar diye bir konu var, aynalar. Fizik işliyoruz. Baktım kapı açıldı. Yaşlı bir adam çantası elinde sınıfa daldı. Çocuk bana günaydın dedi. Ben bakanlıktan geldim müfettişim. Fizik müfettişiyim. Fizik öğretmeniz yeni gelmiş onu denetlemeye geldim dedi. Gençlik bir fizikçimiz var. Aa dedi aynalar mı işliyorsunuz dedi. Tahtada aynalar konusu var. Harika dedi. Geldi kalem aldı eline. Bir soru yazdı. Çok basit bir soru bu dedi. Bunu hepiniz yaparsınız dedi. Hiçbirimiz yapamadık. Güya süper çocuklarız ya biz. Hocamıza döndü. Ya hoca senin çok gerizekalı öğrencilerin var dedi. Arkadaşlar ne mahcup olduk, ne utandık.
Bütün gözler Hasan'da arkadaşlar. Hasan bizim can kurtaran simidimiz. Ama Hasan en arkaya geçmiş uyuyor. Arkadaşlar bütün gücüyle Hasan'ı uyandırmaya çalıştılar ama başaramadılar maalesef. Biz yapamayınca hocamızı dedi. Hoca bir de sen bak bakalım dedi. Yapamadı öğrencilerim dedi. Bu çok daha onur kırıcı bir şey oldu. Bizim huzurumuzda hocamızı dönüp bir de sen bak bakalım demek ne kadar onur kırıcı bir şey. Baktım Hasan ayağa kalktı. Ya Rabbi şükür dedi. İmdat geliyor şimdi. Ayağa kalktı müfettişe döndü. Bana bak sen müfettiş misin dedi. Evet dedi. Neymiş müfettişsin sen dedi. Soruyu yanlış yazdın tatlıya dedi. Çocuğum ne yanlış dedi ya ben 30 yıl fizikçiyim dedi. İşte sen 60 yıl oldun sen anlamıyor musun bu işleri işte dedi. Hasan en arkada kalktı geldi adamın yazdığı soruyu sildi. Kendi düzelterek bir soru yazdı. Bu soru böyle yazılır dedi. Senin yazdığın gibi soru çalamazsın dedi. Çünkü bu soru 3 şıklı bir soru, tek şıklı değil dedi. Şimdi ne anlattığını ben anlayamıyorum. Çünkü benim akıl kapasitem onu anlamaya müsait değil, olanca Hasan anlayabilir. Ya hoca dedi, öyle basit bir soru sordun ki dedi. Bizim arkadaşlar böyle basit soruları çözmeye tenezzül etmezler dedi. Hele bizim hocamız hiç etmez dedi. Adam geldi elini çantaya aldı, çocuklar affedersiniz dedi. Galiba ben yanlış sınıfa girdim dedi, çıktı dışarıya. Efendim bu Hasan, üniversite sınavında Türkiye ikincisi oldu. Hayretler içinde kaldık, niye birinci olmadı diye. Çünkü Hasan'dan biz birincilik bekliyoruz. Ya Hasan ne oldu, hayrola dedim. Bir şey mi oldu? Ya sorma dedi. Sıranın esnasında hocam bir de kafam olsun bekle çıktım dedi. Ya bakar mısınız adam hayatının sınavına giriyor. İyi ki bari kafa sınavın başında bozulmamış. Efendim o zaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin uçak mühendisi bölüm var. Popüler bir bölüm. Allah'ım Hasan oraya girdi. Orada 20 kişi arıyorlar arkadaşlar. Oraya giren Amerika'ya gidiyordu. Göz kamaşlar bir bölüm. Efendim yıllar geçti. Aradan yıllar geçti. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'na geçtim. Bakan danışmanı olmuştum. Ankara'ya gittim. Ankara'da Ulus Lisesi var efendim. Ulus'ta sebze hali var. Misafirim geldi karpuz almaya gittim. Gittim Hasan karpuz satıyor. Hasan hayırlı ne geziyorsun burada dedim. Karpuz satıyorum dedi. Ya sen uçak mühendisine girmedin mi? Ya boş ver dedi kafam bozuldu hocalar bıraktım okulu dedi. ne yapıyorsun şimdi sen dedim. Şimdi karpuz hayat yapıyorum dedi. Halit dedi. Sakın bugün kimse söz verme. Benim bir villam var. Akşam seni villama gidip ziyafet çekeyim dedi. Olur ya bir babadan falan kalmıştır dedi. Beni Murat bir arabaya bindirdi arkadaşlar. Hani şu Hacı Murat diyorlardı ya. Arabayı çalıştırdı. Allah'ın her tarafında duman çıkıyor arabadan. Tam Hasan'a yakışır bir araba arkadaşlar. Zaten başka türlü beklenemez Hasan'da. Hani biz villa bulma ümidiyle gidiyoruz ya. Yıkılmak üzere olan bir gece kondu önünde durduk. Gece kondu yedik aşağı doğru inmeye başladık. Efendim bodrum katta tek odalı bir ev. Nefes almaktan bile güçlük çekiyorsun. Parasını ödemen için belediye elektriği suyunu da kesmiş. Hasan bir tane mum bulmuş. Çok nostalji koyuyla mum yapmış. Yahu arkadaşlar şu süper beyin çocuğun, şu arkadaş kurbanı süper beyin çocuğun, şu geldiği yere bakar mısınız lütfen? O vahim haber bir ay sonra geldi arkadaşlar. Bir büyük gazetenin orta sayfasında Hasan bir habere konu olmuştu. Hasan Yıldırım adındaki bir genç, Ulus'un arka sokaklarının birinin kaldırımında gece donarak ölü bulundu diye. Yalnız Türkiye değil arkadaşlar, dünya bir beyin kaybetti. Beyinsiz arkadaşları yüzünden, hayata boş vermiş arkadaşları yüzünden, amatsız gayesiz dostları yüzünden hepinizden özür dileyerek söylemek zorundayım. Başarmak gibi bir niyetiniz varsa Allah rızası için ne olur arkadaşlar, kiminle birlikte olduğunuzu gözden geçirin. Benim arkadaşım beni başarıya mı taşıyor? Benim arkadaşım benim önümde engel mi? Biz bugün bunun adını koyamazsak arkadaşlar, başarısız olduğunuz ünlüsü ilk terk eden kim olur biliyor musunuz? En sevdikleriniz olur. Nereden biliyorum? Benim aramın gençlik depresyonları. Gençler nasıl depresyona girer biliyor musunuz siz? Başarısız olduğunuz gün, adam yerine konulmadığınız gün, önemsenmediğiniz gün, fazlalık gibi görüldüğünüz gün depresyonlar başlar. Ben 15 yıldan beri Gazi Üniversitesi'nde depresyonlu öğrencilerle boğuşuyorum. Lütfen ezberler misiniz? Lütfen ezberler misiniz?
Arkadaşınız kadar önemlisiniz, arkadaşınız kadar değerlisiniz, arkadaşınız kadar başarılısınız. Arkadaşını seçen geleceğini seçer. Arkadaşını seçen geleceğini seçer. Değerli arkadaşlar, çok önemli konuya geldim. Ama en önemli konuya daha henüz gelmedim arkadaşlar. Çok uzattık. Arkadaşlar çok uzattık. Ah bunlar ne kadar değerli insanlar böyle. 40-45 dakika oldu başlayalı. Ben hakikaten çok büyük bir nezaket ediniyorsunuz. Şöyle bana bir 20 dakika daha izin verseniz olur mu arkadaşlar? Olur mu efendim? Olmaz mı? Olur. Peki. Peki. Çok değerli arkadaşlar. ÖSS'de ilk 50'ye girenlerin nasıl başardıkları ile ilgili bize anlattıklarını sizinle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Hocam dediler biz ders dönemi başında kendimize bir değer biçtik, önümüze bir amaç koyduk. İnsan kendisine biçtiği değer kadar değerlidir, önüne koyduğu amaç kadar büyüktür. Arkadaşlar biraz bilimsel bir tahlilde bulunalım beraber. İnsan beyni öyle harika bir organ ki, siz o beynine hangi talimatı verirseniz beyin size o başarıyı hazırlar. Beraber hatırlayalım arkadaşlar, oruç tuttuğunuz günleri. Sabahleyin yemek yememe niyetiyle kalkıyordunuz. Beyine yeme talimatı veriyordunuz, akşama kadar acıkmıyordunuz. Şimdi sabahleyin yemek yeme niyetiyle kalkıyorsunuz. Sabahleyin kahvaltı yapmayın bakalım. Kurtlar gibi acıkırsınız öğlene kadar. Bir de öğlen yemeğini akşam edemezsiniz. Çünkü beyine ye talimatı verdiniz. Bakın bir örnek yapalım arkadaşlar. Çıkalım şimdi hep beraber dışarıya. 100 metre koşalım diyelim. Beyniniz vücudunuza 100 metrelik enerji pompalar. Ancak 100 metre koşarsınız. 101 metre koşamazsınız. Çünkü beyin size 100 metrelik talimat aldı. Bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar verin beynimize talimat. Ben sınıfımın ilk ikisinde, okulumun ilk beşinde, ilçenin ilk onunda yer alacağım diye verin beyninize bu talimatı. Beyin ise o başarı çıtasına göre hazırlayacaktır. Sultan adında bir arkadaşımız var arkadaşlar. Sultan. Sultan bayan değildi, erkekti arkadaşlar. Bizim onluk not sistemimiz vardı. Ben 5 alınca havalara zıplardım. Sabahlara kadar matematik çalışırdık. Sultan 9 alınca oturup ağlardı arkadaşlar. Çünkü ben kendim 5'lik bir değermiştim. 5 alınca havalara zıplıyorum. Sultan kendisi onluk bir değermişti. 9 alınca oturup ağlıyor. Sonucunu arz edeyim. Bakın sonuç. Sonuç. Sultan şu anda Amerika'da, NASA'da, Dünya Uzay Bilimler Merkezi'nde dünyanın 50 bilim adamından birisi ayda 30.000 dolar alıyor. Sultan kendisine onluk bir değer biçti orada, ben kendime 5'lik bir değer biçtim buradayım arkadaşlar. Şimdi lütfen aramızdaki farka bakın. Değerli arkadaşlar, çok önemli bir şey. Beraber hatırlayalım mı arkadaşlar? Adamın birisi kendisini fare zannediyormuş. Kafayı sıyırtmış zavallı. Kediler görünce ölü patlıyormuş adamın. Gitmiş 3-5 ay yatmış psikiyatri kliniğinde. Doktor demiş haydi gözün aydın geçmiş olsun. Artık sen fare değilsin. Kediler sana bir şey yapmaz demiş. Oh ya Rabbi şükür. Çıkmış dışarıya Allah'ım bakmış ki hastanenin önünde koskoca bir çöp bidonu koca bir kedi oturmuş bekliyor. Kediyle göz göze gelmiş. Ödü patlamış adamın. Tekrar dönmüş doktor. Doktor demiş ya dışarıda koca bir kedi bekliyor demiş. Beklesin kardeşim demiş. Artık sen fare değilsin. Niye korkuyorsun demiş. Ya doktor ben fare değilim ama demiş. Acaba kediler de benim fare olmadığımı biliyor mu demiş. Ya onlar bilmiyorsa benim halim ne olur demiş. Şimdi insan kendisi nasıl biliyorsa, neye layık görüyorsa, nasıl bir değer biçiyorsa, nasıl bir amaç koyduysa o kadar başarılı. En büyük başarı kendimize biçtiğimiz değerdir. Çok değerli arkadaşlar. Hiç merak ettiniz mi?
Hiç merak ettiniz mi? Başarısızlığın en temel sebebi neymiş efendim biliyor musunuz siz? Hiç merak ettiniz mi efendim? Başarısızlık en temel sebebi neymiş efendim biliyor musunuz? İki bilim adamı 100 öğrenci üzerinde yaptıkları çalışmalarda başarısızlığın en temel sebebini buldular. Meğer mazeretlermiş. Mazeret üreten, mazeret bulan, mazerete sığınan bir insanın asla başarılı görmemiştir. Nereden biliyorum? Arkadaşlar biliyor musunuz ben 12 sınıf öğretmenliği yaptım. Sonra ortaokul ve lisede öğretmenlik yaptım. Okul müdürlüğü yaptım, milli eğitim müdürlüğü yaptım, bakan danışmanlığı yaptım, genel müdürlük yaptım. Eğitimin her kademesi kısmet oldu efendim şimdiye kadar. Öğretmenken sınıflara girerdim, açın bakalım ödevleriniz derdim. Allah'ın o gün ödevini yapmamış bir öğrencisi öyle harika mazeretine gelirdik. Meğer kıyamet kopmuş haberim yok arkadaşlar o gün. Allah'ım o gün anne babayla kavga etmiş. O gün belediyenin hikmesi elektriğinin suyu kesmiş. O gün komşular haber vermeden akşam oturmasına gelmişler. O gün lanet olası ablası bulaşıkları yıkatmış ona. O gün abisi bütün işleri ona gördürmüş. Ya her şey o gün başına gelmiş arkadaşlar. Aslında o gün bir şey olmuş biliyor musunuz? O gün ödev yapmaya niyeti yokmuş. Arkadaşlar bir cümle söyleyeceğim. Lütfen tekrar eder misiniz benim için? Bir cümle söyleyeceğim. Mazeret bulmada usta olanlar, mazeret bulmada usta olanlar, başarıyı asla bulamazlar. Harikasınız. Bakın kime anlatacağım biliyor musunuz? Ömür boyu unutamayacağınız Murat'ı anlatacağım. Murat'ın babasını hepiniz tanıyorsunuz. Şu anda Türkiye'de 11.000 işçi çalıştıran bir tekstil kral babası. Beni aradı bir gün. Hocam Murat dedi oğlum var baş belası dedi. 2 yıldan beri dedi üniversite sınavına giriyor sıfır çekiyor dedi. Hocam sana bir göndereyim de dedi. Bir program yapın basit bir okul kazansın. Utanıyorum milletin için aylak aylak geziyor dedi. Gönder gelsin dedi. Allah'ım bir jiple geldi Murat. Yahu tekerle gücüm yetmez benim. Benim böyle jim basıp beni çalışmam tabii ki. Murat'cığım dedim salı günü gel seninle program yapalım dedim. Hocam ne olur bana bir 10 gün izin ver dedi. Ne yapacaksın dedim. Bütün yayın evlerine mektuplar gönderdim bana. Dökümanlar kaynakların gelecek. Söz başlayalım ondan sonra. Ben saf saf dinliyorum arkadaşlar. Murat bir çıktı elimden. Ben Murat'ı 45 gün sonra buldum. Murat'cığım haydi çocuğum neredesin program yapacağız? Hocam vallahi bir teyzem var benim Kıbrıs'ta gelin olacak. Beni çok sever o dedi. Ben gitmesem gelin olmaz dedi. Şöyle izin ver hemen gidip geleyim söz başlayalım. Arkadaşlar Murat bir gitti. Ben Murat'ı Aralık ayında buldum. Hocam çok üzgünüm dedi. Babam Amerika'ya gidecek bir daha götürmez bu adam beni dedi. Bir gün gidiş, bir günde geliş, bir gün orada kalacağım son 3 gün istiyorum. En son Murat'ı bulduğumda Mart ayının sonuydu arkadaşlar. Hocam sana şeref sözü veriyorum dedi. Bu sene geçti ama gelecek sene söz dedi. Arkadaşlar ben 2 yıldan beri Murat'ı arıyorum hala bulamadım. Eğer bulursam bir gün Murat'la program yapacağım. Şimdi tekrar eder misiniz? Mazeret bulmada usta olanlar, başarıyı asla bulamazlar. Harikasınız arkadaşlar. Harikasınız. Hay Allah arkadaşlar. Verdiğiniz sürede bitmiş ama bir 15 dakika daha istesem olur mu arkadaşlar? Evet. Olur mu efendim? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Oradaki kitaplardan getir bana birer örnek. Onları biliyorsun. Değerli arkadaşlar, konferansımın en önemli bölümüne yeni geldim. Bir 10 dakika bekleyin. Evet, Metin'in gitmesi gerekiyormuş. Kimler onları görebilir miyim? Arkadaşlar, konferansımın en özel bölümünü kaçıracaksınız. Girebilirsiniz. Bir 10 dakika, hızla, hızla. Harikasınız, Metin. Sevgili Metin, sizi Ankara Gazi'ye bekliyorum. Bak, siz bana su ikram ediyorsunuz, görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Ben size söz veriyorum sevgili Metin. Siz Ankara Gazi'ye gelin, ben size duble Nescafe ikram edeceğim arkadaşlar.
Evet, en özel bölüme geldim. Arkadaşlar, artık atlamak durumundayım. Kusura bakmayın, özetlemek durumundayım. Değerli arkadaşlar, PDR bölümünde ilk derse geldim, girdim. Baktım ki en önde bir kızımız oturuyor. Kızımızın ayakları dikkatimi çekti. İki ayağını diz üzerinde kesmişler. İki tane protez ayak takmışlar. Kol dikkatimi çekti. Sağ kolunu omuzdan kesmişler. Yapay bir kol takmışlar. Gözleri dikkatimi çekti. İki gözünü de almışlar. İki tane protez göz takmışlar. Allah'ım, bir anda kızımızla karşı karşı gelince, ya Rabbi, gözleri yok. Ayakları yok. Kolu yok. İnanın bir cereyan çarpar gibi çarptı beni. Halil Ertuğrul dedim. Yahu şikayetler ediyordum bu hayatta. Şunun da yok diyordun, bunun da yok diyordun. Vaziyetler buluyordun. Şu kızımızın hayatını sana verseydik Allah aşkına. Yarım saat taşıyabilir miydin? Lütfen kapatır mısın şu gözlerinizi? Hayatınızın bundan sonraki döneminin böyle süreceğini varsayın bakalım. Varsaymak ve dehşet veriyor insana. Meğer arkadaşlar, en büyük başarı görebilmekmiş, yürüyebilmekmiş, tutabilmekmiş, anlayabilmekmiş de biz bunları kaybetmeyince neye sahip olduğumuzu anlamıyormuşuz. Sevgili Elif kızımız, bana hayatımın dersini veren kızımız. Arkadaşlar, benim onlarca öğretmenim oldu. Hiçbir kimse Elif kadar bana hayat dersi vermemiştir. Unutamıyorum, 4 yıl sevgili Elif'le beraber olduk aynı fakültede. Ne zaman boş bir sınıfa girsem, ne zaman kütüphaneye gitsem, sevgili Elif'in defterler, kitaplar arasında dalmış ders çalıştığını görüyordum. Biz ikinci öğretim var arkadaşlar, gece öğretim var. Öğrencilerim geldi bir gün, hocam Elif'i kaybettik, bulamıyoruz dediler. Arkadaşlar, arıyoruz, Elif yok. Gittik arkadaşlar, yavrucak. Işıkları sönmüş, kütüphanenin zindan gibi köşesine çekilmiş, kan ter içinde ders çalışıyormuş. Gittim kızım, ya dedim, Allah aşkına intihar ederek ders çalışıyorsun. Çıkmaz hava dedim dışarıya. Sen bu işte zaten başarılı olursun. Niye bu kadar kendini yiyip bitiriyorsun dedi. Baktım ağlamaya başladı. Ah hocam dedi, sen beni hala anlamadın mı dedi. Benim elim yok, ayağım yok, gözüm yok, annem babam yok. Beni yetiştirme yurdunda büyüdüm hocam dedi. Benim hiç sevenlerim olmadı bugüne kadar dedi. Ben ana baba kucağına hasret büyüdüm dedi. Ben bu okulu birincilikle bitirmeliyim. Şu toplumda önemli bir yere gelmeliyim ki insanları beni adam yerine koysunlar. Yoksa benim halim ne olur hocam dedi. Arkadaşlar, sevgili Elif, bizim 8000 tane öğrencimizi geride bıraktı. Okulun birincisi oldu. Yeniden sınava girdi. Hukuk fakültesini kazandı. Orayı da birincilikle bitirdi. Şimdi Elif, Ankara'nın en büyük kamu kuruluşu başında hukuk danışmanı. Elif'i ziyarete gittim. Kızım dedim, nasılsın dedim. Hocam, Rabbime şükür dedi. 5000 lira maaş alıyorum dedi. 500'ünü kendime ayırıyorum. 4500'ünü çaresizlere, mağdurlara, kimsesizlere veriyorum dedi. Meğer bir insandaki arkadaşlar, en büyük başarı umut olmakmış, çare olmakmış, yardım etmekmiş, destek olmakmış. Meğer başarı yalnızca bir okul, bir diploma değilmiş arkadaşlar. Meğer başarı adam olmakmış. Allah aşkına kafanızda canlandırır mısınız? Eli ayağı olmayan, anası babası olmayan bu zavallı yavrucağın başkasını canlandırır mısınız? Yahu annesi babası olan, sağlı sıhhat yerinde olan siz kardeşlerimin Allah aşkına Elif'te geri kalmanızın bana bir sebebini söyler misiniz? Bunun sebebi yok arkadaşlar. Sordum sevgili Elif'e. Kızım dedim, nasıl başardın dedim. Hocam iki cümlecik dedi. İki cümlecik. Edebiyat öğretmenim bana iki cümle öğretti. Onu getirdim. Çalışma masamın yanındaki duvara yazdım. Her akşam gelip onun gereğini yerine getiriyorum dedi. Kızım nedir onlar, ben öğrenci konferanslarına gidiyorum dedim. Onlarla paylaşayım. Bir, bugün okulda gördüğüm derslerimi akşam gözden geçirdim mi? Eksikliklerimi tamamladım mı? İki, yarınki derslerime hazır mıyım? Eğer okulda gördüğüm dersleri akşam gözden geçirip eksimi tamamladıysa, eğer yani ki derse hazırsam, hiçbir Allah'ın kulu benimle yarışamaz. Çok değerli arkadaşlar. Simitlerimi alan o adam kimdi? Öyle mi efendim? Metem,
Bittiyse kalkabilirsiniz. Bitmediyse 5 dakika daha bekleyin. Siz bilirsiniz. Size ayırıyorum. Tamam, hemen söylüyorum. Simitlerimi alan o adam kimdi? Arkadaşlar inanın, ömür boyu ben o adamı aradım. Ellerini, ayaklarını öpmek için aradım. İnanın kul köle olmak için aradım. Eğer o adam o gün benim elimde tutmasaydı, bugün hali değer durur burada değil, simit satma, ayakkabı boyacılığı yapmaya devam ederdi. Her yere şükürle anlatıyorum, lütfen kıyas yapın. Arkadaşlar 14 yıl ayakkabı boyacılığı yaptım, 14 yıl. Türkiye'nin en iyi ayakkabı boyacılarından birisiyim, hamdolsun, doçentim, birkaç yıl profesörlük gelecek. Hayal dahi edemediğim yere geldim ama her yere bunu onurla anlatıyorum, bir kıyas yapamazsınız diye. Arkadaşlar biliyor musunuz, birinci sınıf bir ayakkabı boyacısıyım. Ankara Belediyesi'nin açmış olduğu ayakkabı boyacılık yarışmasında Türkiye birincisi oldum. Diplomalı bir ayakkabı boyacısıyım. Yahu benim gibi bir ayakkabı boyacısı, benim gibi bir dul kadının oğlu, benim gibi bir gariban ana oğlu çocuğu çıktı buralara geldiyse, siz değerli dostlarımın kardeşlerini Allah aşkına başarmamanız için bir sebep yok. İnanın lütfen buna. İstanbul'da konferansa gittim. Muhteşem bir salon, öğretmenlerle ilgili bir konferans. Elime mikrofonu aldım, konuşmaya başladım, baktım en önde yaşlı bir bey mendilini çıkardı, yüzüne kapadı, ağlamaya başladı arkadaşlar. Konferansın sonuna kadar. Anlattığım konular bu kadar dramatik konular değil. Tanıdığım bir bey de değil. Konferans bitti, ayağa fırladı. Kollarını açtı, Halit'im evladım dedi. Sen bana bugün hayatımın en mutlu sahnesini yaşattın. Gel seni bir öpeyim Allah aşkına dedi. Efendim siz kimsiniz? Ben sizi tanıyamadım dedim. Evladım dedi. Sen beni tanıyamazsın ama ben seni tanıyorum dedi. Hani o dedi, yağmur altında simit satan bir çocuk vardı dedi. İşte o bendim dedi. Hani evladım birisi geldi simitleri aldı, işte o da bendim dedi. Dedim hangi senin şu ellerini ayaklarını öpeyim Allah aşkına. Sen kime çağrı oldun, umut olduğunu bilmiyorsun dedim. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Dünyanın en büyük zenginliği, başarısı neymiş biliyor musunuz? Çaresiz bir gönüle girmekmiş. Garibanların elinde tutmakmış. Kimsesizlere destek olmakmış. Ragıp Öncal adında bir edebiyat öğretmeniymiş. Ragıp hocam 44 yıl görev yaptı. Bir eve sahip olamadı, bir arabaya sahip olamadı, kazandığı bütün imkanlarını yüzlerce Halit Ertuğrul'u yetiştirmek için harcadı. Biz Ragıp hocamızı kaybettik. Onun arkasındaki insan siline baktım. O tabutun omuzlayan gençlere baktım. Onların gözyaşına baktım. Rabbim dedim ne olur bana da böyle bir makam nasip et. Ya Allah aşkına söyler misiniz? Bundan daha büyük şeref, bundan daha büyük makam var mı efendim? Bütün gönlümle temenni ediyorum ki inşallah sizleri hayatın çok güzel yerlerinde başarılı olmuş insan olarak görürüz. Efendim Mete'm gidebilir. Biz bir 10 dakika daha arkadaşlarla beraber olacağız. Çocuklar çok teşekkür ederim. Memnun oldum katıldığınız için. Değerli arkadaşlar bir küçük hatırlatmam olacak sizlere. Burada getirmemişler ama 21 adımda hedef 12. Hocamız nereye gitti? 21 adımda hedef 12. 21 adımda hedef 12. Ateşte yeşerdim. Yok. Arkadaşlar, birkaç sizinle ilgili önemli birkaç kitap var, onlardan bahsedecektim de. Orada olması lazım. Üniversite sınavını nasıl kazandım? 21 adımda hedef 12. Bu iki kitap üniversite sınavında ilk 50'ye girenlerin nasıl başardıklarını anlattım. Düzceli Mehmet ve Aysel, Düzceli Mehmet ve Aysel aklınızda kalsın. O sizlere anlatıyor. Ben onları gözyaşlarıyla yazdım. Dram dolu iki gencin öyküsü. Bir de efendim Ateşte Yaşardım. Ateşte Yaşardım benim hayatımı anlatan bir kitap. Yalnız Ateşte Yaşardım okumak için beşer paket mendil almanız lazım. Yoksa okuyamazsınız arkadaşlar. Bir de orada Sevda diye bir kitap var. Sevda. Onu alan, bir de kendini arayan adamı alan, elden ele gezdirsin arkadaşlar.
Çünkü hepinizin okumasını arzu ediyorum. Evet. Tamam, tamammışım. Tamam, şunları alalım hocam. Almak isteyenler olursa burada kitaplarını imzalayacağım değerli arkadaşlar. Eğer anneleriniz, babalarınız şayet müsait olursa, akşam saat 7.30'da Seyhan Kültür Merkezi'ne gönderin. Hayatlarının en güzel konferanslardan birisini dinleyecekler. İnanın buna inşallah. Çocuklar, çok onur oldum sizleri tanıdığıma. Bütün yüreğimle, samimiyetimle söylüyorum. Dualarım sizinle beraber. Allah gönlünüzdeki en güzel makamları sizlere nasip etsin arkadaşlar. Sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum efendim hepinizi. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.